Bizim sıkıntımız var. Biz bunaldık. Biz modern evlerimizde çatlıyoruz. Biz doğurduklarımızın bizi boğacağını düşünüyoruz. Biz bir çuval masrafla evlenip eş sahibi olduklarımızı en büyük düşmanımız diye mahkemelere verdik. Çünkü bir ananın doğurduğu biriyle evlendiğimiz halde huriyle evlendiğimizi zannettik. Düğünlerimizdeki sözleri gerçek zannettik. Eşlerin birbirlerine palavralarını ayet hadis gibi zannettik. Kardeşlerim, hepimiz uyanalım. Dünyada olduğumuzu hatırlayalım. Allah'ını seven biri bizi uyandırsın, burası dünyadır desin. Yanıldık. Yanıldık. Deniz kenarında da olsak dünyadayız. Dağ başında da olsak dünyadayız. Dünya burası. Burayı nasıl cennet zannederiz ki biz? O zaman Yahudi'den, Hristiyan'dan, kendi cevkine göre kitap yazmış ve ona Allah'ın kitabı demiş birinden ne farkımız olur bizim? Ya da tabiat perest birisinden, bu dünyadan başka hayat mı olurmuş canım? Diyen birinden ne farkımız var bizim? Dün büyüğümüzü mezara gömüp bugün ölmeyecek gibi yaşayan da akıl olur mu hiç? 24 saat olmamış. Belki bir sene olmamış daha henüz mezarda kemikleri çürümemiş yakınlarımız varken biz kalıcıymış gibi inanabilir miyiz kendimize? Aldanıyoruz. Burası dünya. Burası 1000 küsür sene yaşamış Nuh'u bile gömmüş bir dünyadır bu. Dağlarının, ovalarının altın olup erimesi kadar önünde basit kalmış Muhammed Aleyhisselam'ı bile bağrına almış bir dünyada yaşıyorsun sen. Böyle bir dünyayı ebedileştirme hastalığı, cennet zannetme hastalığı tedavi görülmesi gereken bir hastalıktır. Bu hastalıktan tedavi görmemiz lazım. Her gün bir forma İhya-i Ulumuddin kullanmak lazım. Çok faydalıdır. Nasıl şu bu hastalığa tutulana doktor her gün bundan işte 2-3 tane alacaksın yemeklerden sonra diyor. Bu kadar dünya perestlik, dünyayı ebedileştirme, dünya uğruna mümin kardeşinden vazgeçme, dünya uğruna eşini mahkemeye verme, dünya uğruna çocuğunu yok sayma, anneni babanı ayaklar altına alma hastalığına karşı her gün bir forma İhya-i Ulumuddin kullanmak lazım. Hem yemeklerden de önce sabah namazından sonra kullanmak lazım.